Merhaba arkadaşlar. Tonguç Akademi'de bugün ekonomi alanındaki inkılapları işleyeceğiz. Nasılsın Tonguç? Hocam ne çok inkılap yapılmış ya. Hocam, evladım bunların, bunları ya? hiçbir sıkıntı yok evladım. Bunlar hepsi zaten mantıklı, birbiriyle örtüşen, birbirini destekleyen inkılaplar. Mesela ekonomi alanındaki inkılaplar belli. Milli ekonomi kurulacak, tarım alanında gelişmeler olacak. Merkez Sa Bankası. Mükemmelsin. Sanayi alanında gelişmeler olacak, ticaret alanında ve bayındırlık alanında. Şimdi bu inkılapları tek tek inceleyelim Tonguç. Birincisi milli ekonominin kurulması. Hatırlarsan Lozan Konferansı'nda İtilaf devletleri e, ...kapitülasyonları kaldırmayacağız dediler. Bize dedik ki kaldıramazsanız Hadi biz oradan. kaldırırız dedi. Hadi oradan dedi. Geri döndük. Ankara'da yeniden seçimler yapıldı ve ikinci meclis kuruldu. Ve İzmir'de İzmir İktisat Kongresi'ni yaptık. Bu kongrenin amacı şuydu. Milli bir ekonomiyi kurmak istiyorduk. Dolayısıyla da bu kongrede... ...milli yeminlerimizden biri olan... ...Misak-ı İktisadi... ...yani ekonomik yemini, ekonomik andı e, kabul ettik. Nedir bu? Kapitülasyonları kaldıracağız... Bağımsız bir ekonomiye sahip olacağız. Yerli malı kullanımını teşvik edeceğiz dedik. Ve milli ekonominin kurulması yolunda çok önemli bir adım attık. Hatta hocam yerli malı e, haftası var. Evet yerli malı, yurdun malı herkes onu kullanmalı dedik. Ve bunu Oo. da devam ettirdik. Şimdi bu çok önemli Tonguç. Milli ekonominin kurulması direkt olarak milliyetçilikle de alakalıdır. Neden? Yani gümrük vergilerini yükseltmek, Türk malını korumak, koruyucu gümrük politikası uygulamak, misalki iktisadi kabul etmek bunların hepsi direkt Ulusal bir bağımsız ekonominin hedeflendiğini gösterir. Şimdi Tonguç, tarım alanında gelişmelere baktığımızda aşar vergisi kaldırıldı Tonguç. Aşar vergisi kaldırıldı. 1925 yılında aşar vergisinin kaldırılması halkçılık ilkesiyle alakalıdır. Ve bunu sınavlarda defalarca sormuşlardır. Aşar ne demek hocam? Aşar vergisi çiftçiden alınan bir vergi. Eskiden Osmanlı'daki adı bunun öşürdü. Mesela sen diyelim ki domates tarlam var. 100 kilo domates ürettin ya. Bunun atıyorum 20 kilosunu devlete veriyordun. Ama Atatürk dedi ki halkımız zaten savaştan çıkmış, zor durumda. Öyleyse ben bu vergiyi almayayım dedi. Hem de bu vergi devletin toplam yerlerinin %25'ini oluşturuyor Yani çok önemli Oo. bir vergidir. Ona rağmen halkçılık ilkesi doğrultusunda halkın yararına bir şey yaptı ve aşar vergisini kaldırdı. Devlet nasıl kalkındı hocam? Devlet başka vergilerle, başka yöntemlerle kalkınmaya çalışacak. Tarım kredi kooperatifleri kuruldu Tonguç. Kooperatif ne demek? Hocam kooperatif demek e, İngilizce'de ko demek birleşmiş demek. Harikasın. Kooperate, birleşik, birleşik, birleşik. Kooperate evet hocam. Kooperate yani birlikte bir kooperatif. Yani insanlar tarımda daha hızlı ürün elde edebilmesi için, ürün elde edebilmesi için, daha verimli ürün elde edebilmesi için. Kooperasyon yapıyorlar. Evet birlikte bir kooperasyon, birlikte bir destekleme, birbirlerine bir bağlantı kuruyorlar. Ve şu çok önemli yüksek... Ziraat Enstitüsü kuruldu. Yüksek. O ne hocam ya? Yani ziraat fakülteleri var ya. Ziraat fakülteleri. Evet hocam. Bunlar kuruldu. Yani çiftçiler daha iyi ürün versinler diye, daha yoğun tarım yapsınlar diye yetiştirilmeye başlanıyor. Çiftçilerimize de daha geniş kredi imkanları sunulmaya başlandı. Daha az tarım kredisi. Aynen. Sanayi alanındaki gelişmelere baktığımızda 1927'de sanayiyi desteklemek, sanayiyi güçlendirmek için teşviki sanayi kanunu çıkarıldı. Yani sanayiye teşvik ettik insanları. Fakat halkın elinde yeterli sermaye olmadığı için bu teşvik kanununa fazla talep gelmedi. O yüzden de Mustafa Kemal devletçilik politikasını benimsedi. Yani dedi ki halkın elinde yeterli sermaye yok. O zaman temel yatırımları devlet yapmalı dedi. Ama özel sektörde kısıtlanmıyor. Sanayi ve madin bankası kuruldu. Madin ne bu, hocam? Bu ya. da şu. Osmanlı'dan kalan eski kurumları yenilemek için kurulan bir banka bu. Aynı zamanda birinci 5 yıllık, bak birinci 5 yıllık kalkınma planı uygulandı Tonguç. Nedir bu? Yani ülkeler ekonomilerini geliştirmek için beşer yıllık planlar uygularlar. Mustafa Kemal zamanında 1. 5 yıllık kalkınma planı uygulanacak, fabrikalar yapılacak, bankalar açılacak, krediler verilecek ve ülkemizin geliştirilmesi amaçlanacak. 2. 5 yıllık kalkınma planı ise devreye sokulamayacak çünkü 2. Dünya Savaşı başlayacak. <laughs> Sümer Bank ve Etibank kuruldu. Bunlar da yine sanayi alanındaki önemli gelişmeler Tonguç. Ticaret alanındaki gelişmelere baktığımızda Merkez Bankası Hocam bu nasıl bir şey ya? Ve Hızır Reis'e HELT diye bağırılır mı hocam ya? İş Bankası kuruldu. Neden HELT diye bağırıyor biliyor musun Tonguç bu? Çünkü eskiden Türk denizlerinde gemi işletme hakkı yabancılara aitti. Mustafa Kemal dedi ki Vallahi atın şunları abi. denizlere de Ya bunlar niye bizim denizlerimizi kullanıyor dedi. Ve kabotaj kanunu çıkarıldı. Kabotaj. <laughs> Kabotaj kanunu şu, kabotaj Kaportacı bayramı... Kaportacı gibi hocam. Hayır. Kabotaj kanunu şu Tonguç, milliyetçilik ilkesi doğrultusuna çıkarılmış bir inkılaptır bu. Nedir? Artık Türk denizlerini işletme, Türk sularını işletme hakkı Türklere verildi. Ve yabancılar gönderildi. Onlar da bağırıyor. Help, help bize yardım edin, çıkarmayın bizi sularınızdan diyor ama... Yani zamanında sularımızı ya, şey yok, yapacak almışlar. İdo mido yapacak. var ya mesela şu anda hani İstanbul'da. Evet, onlar hep yabancılarınmış. vapurları hep yabancılarınmış. Böyle Allah. şey olur mu ya? Bizim sularımızdan onlar para kazanıyor. Hadi bir gidin dedik. Onlar help dedi ama... Sonra ne de oldu? döktük yani. Ya denize dökmeyi seviyoruz ya İnsanları abdestsiz göndermek istemiyoruz. Şimdi bayındırlık alanında gelişmelere baktığımızda bayındırlık nedir? Yani yeni garlar yapıldı, demir yolları yapıldı, işte limanlar yapıldı. Gar. gar tren gar evladım. Trenlerin e, iniş indirme bindirme yaptıkları yerlere deniyor. Demir yolları yapıldı, demir ağlarla ördük yurdu dört baştan diyor ya onuncu evet baştan. Hocam. Limanlar ben yapıldı, yılbaş. yeni binalar yapıldı ve ülkemiz bayındırlık alanında da gelişti. Tonguç, videomuzu paylaşmayı biliyorsun. Sağ üst köşede ve sol alt köşede paylaş butonuyla bu videoyu arkadaşlarınla paylaşabilirsin. Tonguç Akademi.com'a üye olmayı unutmuyorsun. Bencillik yapmayacağım hocam. Paylaşım merkezi. Kaliteli bir insansın.